Şimdi şöyle demiş. Kare şeklinde verilmiş oda. Fayans veriliyor. Fayansın bir kenarı 12 santimetre. Yani şu parça 12. Diğer uzunluğu ise 40 santimetre. Tabii şöyle demiş. Bu şekilde hem yatay hem dikey bir şekilde döşeniyormuş. Ama bu şekilde söylemesine gerek yok aslında. Çünkü oda kare şeklinde olduğu için şunun bir kenarına x gibi kabul etsek, odanın bir kenarına. Şimdi iki kenarı da x olduğu için 40 santimetrelik şu fayans hem bu uzunluğa yani x'lik kenara hem de şu kenara yine x metrelik kenara yerleşecek. Tek tarafta x olduğu için değişen bir şey yok. Yani yatay da dikey de yerleşebilecek zaten. O da kare şeklinde olduğu için. Yani bu uzunluğa şöyle dikey bir şekilde yerleşiyorsa buraya yatay da yerleşir. Değişen bir şey yok. Şimdi biz şöyle varsayabiliriz. Şunları sileyim. Şunları. Buradaki uzunluk, şu uzunluk. Buradaki uzunluk x. Aynı şekilde bu taraftaki uzunluk da x. Şimdi bizim fayanslarımızın şu taraftaki kenarı 40 santimetre. Böyle 40, 40, 40 en son buraya da gelecek. Yerleşebilecekleri için 40 santimetre x'i bölmeli. Yani x 40 tarafından bölünüyor. Ya da şöyle diyelim. 40 sayısı x'i bölüyor. 40 x'i böler. 40 x'i bölmeli. Yoksa oraya yerleşemez. Mesela burası 100 santim olsaydı 40, 80 en son 20 santim kalırdı. Yerleşemez. 40'ın katı olmalı. Aynı şekilde bu uzunlukta 12, 12 olacak şekilde yerleştiği için x sayısı 12'nin de katı olmalı. Yani 12 x'i bölmeli. Eğer burası 12 tarafından bölünmeyen bir uzunluk olsaydı o 12 santim 12 santim yerleşemez. Şimdi demek ki bizim x'imiz hem 40 hem de 12 tarafından bölünebilen bir sayı. Başka bir de işte 40 ve 12'nin katı. X 40 ve 12'nin katı olacak. O halde biz 40 ve 12'nin katı olan bir sayı arıyoruz. Küçük olmasını istediğimiz için kaç metre olabilir demiş. Gerçi küçük olmasını istemiyoruz. Herhangi bir uzunluğu bulabiliriz. O kekinin, ikisinin o kekini alırız. O kekinin katı olacak. Bizim x'imiz. Şimdi o kek diyelim. O kek. 40,12. Şimdi her ikisi de 4'e bölünebilir. 4'e bölüyorum burası 10. 4'e bölünce şu 3. Dışarıya 4 alacağız. Şöyle dışarı doğru 4'e atabiliriz. Bu durumda bizim ifademiz şuna dönüşüyor. Eşittir. 4 çarpı o kek biri 10. Şurası 3. Şimdi aralarında asal iki sayı o kekleri çarpımlar olur. Obekleri olsaydı 1 olacaktı. Şunların o keki 10 çarpı 3'ten ya da şöyle yazayım. 10 çarpı 3. Buradan burası 4. Şurası 30. 120 gelir. 120. Tabii bu santimetreydi. Çünkü şunlar santimetre olarak verilmiş. Demek ki bizim odamızın kenarı 120 santimetre olabilir. Tabii bunun katları da olacak. Şöyle desek daha düzgünümüz. 120 santimetre. Hatta şöyle K diye yazayım ki katı olsun. 120 K santimetre. Şimdi tabii metre cinsinden ne olabileceği sorulmuş çevresinin. Bu bir kenarı çevresi 4x olacak. Biz bunu o yüzden metreye dönüştürelim. Çünkü metre olarak istiyor. Bizimki santimetre. O halde odanın bir kenarı 1,2 K metre olacak. Bir kenarı bu kadar. Bütün çevresi bunun 4 katı. 4'te çarparsak bunu, şunu 4'te çarpınca 0,8 yapar. Bu da 4 olacak. 4,8 K metre. Şöyle metre diyeyim. Şimdi çevresi bu kadar olabilir. Buradan biz K yerine farklı değerler vererek, tabii tam sayı değerler, tam sayı değerler vererek çevresinin ne olabileceğini bulabilirsin. Şimdi seçeneklere bakalım. Şimdi seçeneklerden şu 4,8'in tam katı olan bir tek 24 var. 5 katı. Eğer biz K yerine 5 yazarsak bu 4,8 çarpı 5. Bu 5 şunu 48'i
4,8'e 48 bölü 10 gibi düşünürsek bunun sonucu 24 gelir. Yani 24 olabilir. Bu olduysa demek ki diğerleri de olmayacak demektir.